Herkese merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm gençler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şurada huysuz mu huysuz ama bir o kadar tatlı bir yavrucak var ya. Evet arkadaşlar, Mihroş'um nasıl? Şöyle söyleyeyim, daha iyi diyelim. Hani hastanede yani kalmak zorunda kalmıyor çok şükür. Evet. Ama burnu falan aşırı derecede tıkanık. Hani mesela ondan önce, yani bu ilk kez böyle başımıza geldi. Ondan önce mesela tıkanık olduğunda serum yapıyorduk, evet, geçiyordu. Şu an saat başı yapmak zorunda kalıyoruz. Çok dolu. Bir de uyurken düz uyuduğu için biraz böyle tıkandı. Biz de yastıkla böyle biraz şey, yayını yatırdık. Güzeldi. Hatta gece Burak bir tekrar hani bir baktık, nefes sanki zorlanacak gibi hastaneye götürdük ama çok şükür sıkıntılı bir durum yok. Ciğerler temizmiş. Onun için eve yolladılar. Aynen. Ara ara ateşi çıkıyor. Kalpol veriyoruz. Halsizlik biraz var tabii ki. Grip çünkü. Evet. Öyle. Biraz durmadı. Beni istedi. Ben de aldım. Evi böyle süpürüyorum. Evet. Burak süpürge yapıyor. Ben de sabah zaten Mihra uyanınca hemen Mihra'yı yedirdim. Güzel yedi. Çok şükür. Onun yönden sıkıntı olmadı. Hemen Buray da az önce kahvaltısını hazırladım. O da yedi. Kızım, saçın nerede? Nerede saçın? Saçın nerede? Göstereceğim mi abiler ablaların saçın nerede? De ki bak de. Hadi göster, nerede saçın? Anneannesi şimdi arasa hemen eli saçına gidiyor. Evet bak. Aralarındaki diyalog onunla başlıyor. Anneannesi buna gösteriyor, bu anneannesine gösteriyor. Bak he. Mira. Kedi mi gelmiş? Evet. Bugün genel anlamda evdeyiz arkadaşlar. Evet, öğrenmeyin kontrolü çağırdı hocalar. Bir bakalım ciğerlere tekrar dediler. Aynen. Öyle inşaata gideceğiz biz. Bütün tavan kısmımız bitti. Yapıldı. Evet çok şükür. Şimdi bir ne kaldı biliyor musunuz gençler? İç dış sıva kaldı. Aynen. İç dış sıva da yapıldı mı zaten takır takır hepsi bitecek inşallah. Aynen, yavaş yavaş yerden ısıtma olaylarına geçeceğiz. Evet. Şurada zaten anlaşmamızı yaptık yerden ısıtma. Aynen. Anlaştık. Çok da güzel bir yerle anlaştım. Gençler öyle bir araştırdım ki yani nereden baksanız bir 15 tane firmadan teklif aldım. Evet. Sonra firmaları araştırdım. Hani fiyat performans şeyi yaptım. Ondan sonra başta kombi, elektrikli kombi düşünüyorduk. Sonra ısı pompasına yöneldik. Çünkü elektriği çok yakıyormuş elektrikli kombiler. Isı pompası bizim Abdullah kullanıyor işte. Evet. Salih'le bir çiftlikte. Ya biz başta Ankara'da olur mu ki gibi evet, şey yaptık ama -25 dereceye tabii kadar oluyor. -20-25 dereceye kadar tam randımanlı çalışabiliyor. Dyson'ım. Hayır. Korkma annem, korkma. Ama ben buradayım. Bak. Saçım bak. Ondan sonra ısı pompası alacağız. Isı pompası araştırmamı da bitirdim gibi. Onu da size sonra paylaşırım. Yerden ısıtmada da çok güzel bir Ankara firmasıyla anlaştım. Evet. Bazı firmalar çok absürt fiyatlar verdi. Bakalım bir güzel yaparlarsa söyleriz. Aynen. Ama Rehau yaptırıyoruz. Evet. Alman marka. Yani bu işin en iyileri zaten Frankische, Rehau. Wavin diye bir Hollanda menşeli bir firma var ama en iyisi Rehau dediler. Evet. Onun bütün yani yerden straforumuza kadar hepsi Rehau marka olacak inşallah. Ya şöyle, o tarz şeylere dikkat ediyoruz çünkü yerden ısıtmada bir sorun olunca o fayansı kırıp tekrar yapılmaz. Tabii yapıldıktan sonra su verip onu kontrol edeceğiz. Evet. Bir süre. Ondan sonra inşallah tabii bir sıkıntı çıkmaması için iyi bir marka yapmamız lazım. Aynen. Öyle işte, bakalım hayırlısı inşallah. Değil mi kızım? He. Şurada ne kadar kaldı? Nisan'dayız. Nisan ortası de hadi. Mayıs sonuna kadar inşallah birçoğu biter. Her şeyi toparlar gibi duruyor. Haziran. Nisan ortası iskana başvururuz. Aha. O herhalde Haziran'a sarkabilir. İskan olmadan da oturamayız zaten. Aha. O da herhalde Haziran'ı bulur. Yani, Haziran'da taşınırız. Haziran, en geç Haziran'ın sonu taşınırız inşallah. Desene Eymen'i kun 3 yaş doğum gününü bizim evde kutlarız inşallah. Ama Rabbim nasip ederse. Surata bakın. Benim kızım hayır. 2 yaş. Tamam, kutlayacağız da. Hani şey, ilk Eymen'in doğum günü geliyor tabii Temmuz'da. İkisini beraber kutlarız işte artık. Ay, yavrum benim. İnşallah üçüncümüz de orada sağlıklı sıhhatle gelir. Aynen. Öyle. Yakında evet, evi toparlama, bazı şeyleri böyle aynen kaldırma. Zaten bir ton şey var, koli var. Aynen. Onları bir ara böyle ev bitince araç getirip önce onları taşıttıracağım. Biz yavaştan yerleştirmeye hani en azından mutfaktan başlarız ablayla. En son artık tam taşınacağız dediğimizde de tır çağırıp eşyaları taşıtırız. Aynen.
Ne oldu kızım? Bizim evdeki mesela bütün kıyafetler yıkanacak, ütülenecek. Evet. Mesela güzel tertemiz bir sıraya alınacak. Ondan sonra tertemiz dolaplara yerleştirilecek. Ayıklamalar yapılacak. Hatta yani önümüzdeki birkaç zamanda artık böyle yavaş yavaş bir şeylere başlayacağız. Aynen, biz yine çok konuştuk. Sonra devam edeceğiz. Aynen. Hadi bakalım siz yapın bakayım nasıl yapıyorsunuz? Evet, nereye geliyor köpekcik? Aferin, oraya geliyor. Aslan. Aslan. Al aslanı, koy bakayım yerine. Ters çevir, ters. Çevir, çevir. Olmadı, ters çevir, 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 çevir. Bastır. Ben de şöyle bir hazırlandım arkadaşlar. Birazdan çıkacağız. İlk önce bir inşaata uğrayacağız. Neler yapılmış, neler yapılacak onları tekrar konuşacağız. Sonrasında Mihram'ı tekrar bir kontrole götürüp eve geleceğiz. Yani çok ahım bir şey yapmayacağız. Çıkmadan önce Mihroş'umla Eymenikom'a çok güzel ürünler geldi arkadaşlar. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Böyle yazlık kıyafet ürünleri geldi. Ya yazlık kıyafet alışverişi gibi bir şey göstereceğim size. O zaman direkt başlıyorum. İlk ürünler benim dünyamda sayfasından geldi. Ben burada söylediğim bütün sayfanın linklerini aşağı sizin için bırakacağım. Oradan bütün ürünlere ulaşabilirsiniz. Benim dünyamda sayfası. Şimdi yollayacağı ürünleri biliyordum. Sadece bir tanesini bilmiyordum. Onu da ekstra mihroşuma koymuş. O sürpriz oldu. Şöyle açayım. Bayıldım. Şuna bakın. Biliyorsunuz Mihra genelde çok küçük olduğu için hani genelde Mihra'ya çok fazla seçim yapmıyorum. Çünkü 6-9 ay giyiyor. 9-12 çok büyük geliyor. Ve o yüzden genelde seçimler yapmıyorum. Böyle sürpriz bir şekilde bir elbise koymuşlar. Ama bayıldım. Çok tatlı. Sonrasında bakayım. Bu arada içine celibon melibon bir şeyler koymuş canım benim. Ben ama onları yedim. Bir de şöyle Ramazan'la alakalı çok güzel kağıtlar, işte böyle eğlenceli yapabileceğimiz oyunlar falan var. Boya şeyleri falan var. Şimdi şöyle Eymen Buram'ın ilk takımı. Şöyle bir üst var arkadaşlar. Üstünde Snoopy var. Altı da bu şekilde. Böyle çok güzel yazlık takım. Eymen Buran yazlıkları bayağı bir küçük geliyor ona. O yüzden böyle yazlık ürünler tercih ettim onun için. Sonra Allah'ım şöyle bir takım. Bakın. Üstüne yine Snoopy var. Bir de şöyle altı. Çok kaliteliler. Ben gerçekten çok beğendim. Şöyle. Bu da ikili bir takım. Zaten biliyorsunuz bunlar Zara ihraç fazlası ürünler oluyor. Çok da daha uygun fiyatta oluyorlar arkadaşlar. Bu da Müslim bir takım. Bakın şöyle kiremit renginde. Eymen Buram'a da bir yakışır bu renk. Şöyle de bir altı var. Bakın. Bu şekilde. Allah'ım gözlükle şey yaptığını düşünsenize giydiğini. Sonra bir de şöyle bakın. Böyle yakından göstereyim. Böyle değişik bir kumaş var. Çok güzel bir kumaş var ama. Dur hatta şurada bir tane stiker var. Onu da çıkarayım. Heh. Bu şekilde bir üst. Ve bu da onun altı arkadaşlar. Böyle alt üst takım. Bunlar benim dünyamda sayfasından geldi arkadaşlar. Şimdi Berrak Kit sayfasından gelen kargoyu göstereceğim size. Bu ürünleri ben yıkadım bu arada. Hani şunları değil de şu an göstereceğim ürünleri yıkadım. O yüzden etiketleri falan söktüm. Berrak Kit sayfasından Eymen Buram'a şöyle ikili bir takım geldi. Böyle üstü var. Bakın. Zaten şu arkadaki timsahı gördü. Bayıldı. Renkleri aşırı canlı. Çok güzel. Şöyle de bir altı var. Bu şekilde. Sonra bir de şöyle bir tane sweatshirt. Bakın bu şekilde. Tom ve Jerry var. Çok güzel ya. Ona da buradan çokça teşekkür ederim. En sonda bir tane daha sayfa var. Puen Kids diye bir sayfa. Sayfanın tam ismini buraya yazacağım. Orada da yine ikili alt üst yazlık takımlar arkadaşlar.
İlki şöyle Simba var. Arkasında da Simba var. Bakın bu şekilde. Bir de şöyle bir alt. Bu şekilde. İkinci takımı da şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bir de şöyle bir altı var. Bakın. Evet. Ay şöyle. Heh. Çok yakışır olur. Hepsine buradan çokça teşekkür ederim. Dediğim gibi hepsinin linkini aşağı bırakacağım. Şimdi ben şunları bir kaldırayım. Ondan sonracığıma artık çıkalım. Bir inşaata gidelim. Bir bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Gerçekten çok az bir süre kaldı. Yani şurada yani Nisan'ın ortasındayız desek. Nisan, Mayıs, Haziran. Yani 2-2,5 ay falan kaldı taşınmamıza. Bir anda çok hızlı geçti sanki ya. Sanki ilk başta hiç geçmiyor gibiydi. Şu anda böyle sanki nasıl yetiştireceğim, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz bir kafaya girdim ama halledeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Benim kızım ne yapıyor? Öpücük atsana bir tane öpücük. Oy seni yerim ben. Burnu akıyor burnu. Biz geldik. Az önce komşularımızla karşılaştık. Herkes bahçesinde. Aha. Serdar abi de bayağı boyamaya yapmışlar evet. Aynen. Onlar da orada bir yerde. Onu da bir ara gösteririz arkadaşlar. Muhtemelen çok aynı zamanlarda taşınacağız. Bizden belki 1-2 ay sonra da taşınabilirler. Aynen. Şimdi bakın. Girelim. Ay hava çok güzel. Bu arada Mihroş uyuyor arkadaşlar arabada. Salon mutfağımızın şeyi yapıldı. Tavanı? Tavanı bitti. Evet orasını görmemiştik. Hepsi gel. Bitmiş oldu. Alışım. Şunları çok seviyor inşaatı izlemeyi. Ay şöyle bembeyaz görmek de bir acayip ya. Aman dikkat. Değil mi? Böyle bembeyaz görünce çok güzel oluyor. Bakın buranın çıkıntısını yaptık gençler böyle. Aynen. Duvar gibi. Şuraya dresörümüz gelecek biliyorsunuz zaten. Aa çok güzel olmuş. Ay şuraya bakın. Aha bakın. Şöyle. Çok güzel ya. Şimdi diyeceksiniz ki bu çıkıntıyı niye yaptınız? Çünkü arkadaşlar tam buradan dolaplar full gömme bir şekilde yani gidecek. Mutfağın gömme dolabı olacak. Biz de dedik ki burası tahta olmasın, boyansın. Bir duvar gibi gözüksün. Aynen. Ve gömme olacağı için belli hani çıkıntı olmasın. Aynen diye. Yoksa çıkıntı olacaktı, kötü duracaktı. Böyle daha hoş olacak inşallah. Evet, burada da şömine ve TV şeyimiz. Evet. Burada geçen ben bunu Instagram'da paylaştım. Biri demesin mi siz nasıl kolonu deldiniz? Beni bir şüpheye düşürdü. Şurayı mı? Şurayı. Yani burası... burası beton gibi duruyor ya. O sıva sıva. Bunlar. Bizim şurası beton. Burası kolon. Burası şeyimiz, aynen. Beamsler yani. Beamsler. Bakın zaten. Aynen şuradan gözüküyor. Ay bir an beni bir şüpheye düştü dedim yok. Yani, biz öyle bir şey yapmayız. Beton bu kadar delinmez zaten. Hani ufacık bir şey yaparsın tamam ama bu kadar delemezsin. Yani yok yok riskli. Zaten dikkat ediyoruz. Bakalım şimdi içten sıvıyı halledecekler arkadaşlar önümüzdeki yani, günler. Görmek bile mükemmel ya. Değil mi? Ay şurada da şöminemiz olacak inşallah. Evet, ya şimdi böyle çok yüksek de zannetmeyin gençler. Buraya daha şap gelecek. Şap, yerden ısma, bir daha şap. Şuraya. Fayans. Yani burası 20 santim artacak. Ondan sonra bir 10 santimde süpürgelik mi diyorlar kenarlarda? O olacak. şöminenin kendi çerçevesi de var zaten. O da dıştan bir şey kaplıyor. Tam yerde olacak yani. Çok aslında. Güzel olacak. Bakalım. Hepsini hesapladı Burak Şahin yani. Ama bu tavan çok güzel oldu ya. Bakın şurada perde içinde bir kısım bıraktık. Şöyle gidelim. Şu arka kısmı kapatmışlar çok esiyor diye. Birkaç gün önce bayağı... Şu an bile mesela evin içinde serin değil mi? Fırtına vardı. Şuralar görüyorsunuz zaten. Abicim senin odan neresi? Ne yapacağız biz senin odanı? Biliyor odasını. Ne yapacağız biz senin odanı babacığım? Ne yapacağız odanı bittikten sonra? Süsleyeceğiz. Süsleyeceğiz değil mi? Buralara yatağını koyacağız, dolabını koyacağız, şifon yerini koyacağız, buraya çivilliğini asacağız, oyuncak koyarız biraz. He? Olur mu? Ya böyle ben biraz gelince olması ne kadar güzel. Evet. Ya. Şurası da yatak odamız ya. Evet. Buralar zaten bildiğiniz gibi. Ama salon mutfak işte şeyi olması güzel oldu.
Burası aynı. Direkt fayans olacak zaten biliyorsunuz. Ay şu salon mutfak görüntüsü çok güzel ya şu görüntü. Bak mesela kalktım şöyle gelirken şurada layık olduk falan. Oradaki o güzel görüntü inşallah. Ben bir yer düşünüyorum mükemmel olacak biliyor musun? Evet. Bak zaten layık olduğumuz bak oradan başlayacak tamam mı? Şu boruya kadar geldiğini düşün böyle devam edecek. Aynen. Şöyle. Sonra tam şuraya. Şunun ortasına yemek masası konsolu. Yemek masası ve sandalyeleri. Hemen arkasına ada evet. Ve tezgah. Çok yerimiz güzel. Çok güzel ya elhamdülillah yani. Dur şuradan da bir bakayım. Mesela hayal ediyorum şöyle girdikten sonra. Çok güzel ya. Evet elektriğimiz de bak aşkım kablolar buraya çekildi. Normalde bu taraftaydı ya. Evet. Burayı çektirdik. Oradan 2-3 kablo da boş bıraktık. Direkt çatıdan iniyor. Hani güneş paneli yaptıracağımız zaman. Aynen. Ondan sonra yukarıya prizde lamba çıkacak. Evet. Bizim yukarıda biliyorsunuz bir depomuz olacak. Oraya evin fazlalık eşyalarını koyacağız. Orayı sonra gösteririz. Oğlum. Ay hadi ne? Bakalım. Ne yapacağız ya? Komşumuzun evine gidiyoruz. Gel biz de yürüyoruz. Baba arabayı götürüyor. Gidelim mi? Komşumuzun evine. He? Ne yapacağız? Gidelim mi komşumuzun evine? Bak burada bir ev daha var yapılıyor. Çiçekleri gördün mü? Eymen, Eymen sakin dur. Kuşları duyuyor musun? Anne çok güzel. Duydun mu? Baba nerede? Baba? Hadi baba şimdi bak arabası orada. Gel gidiyoruz hadi babanın yanına. Koştur koştur koştur. De ki baba beni bekle ya de. Beni bekle. Ne bekliyor? Gel gel. Evet arkadaşlar biz inşaattan çıktık. Şu an bayağı ses var. Camlar biraz açık. Eymen Bora bayağı sevindi. İnşaatı zaten görmek istiyordu. Koyunları da görmek istiyordu. Böyle aşırı heyecan yapıyor erkek çocuğu. Koyunları da gördü. Sonrasında şöyle uyudu. Şuna bakın. Mihroş hemen babasıyla kontrole gitti. Şimdi hatta geliyorlar. Çok şükür ciğerlerine inmemiş. Şu anlık bir sıkıntı gözükmüyor. Gece bir Mihra bizi korkuttu. Birkaç kez nefessiz kaldı gibi ama şu an çok şükür iyi gece de zaten getirmişti Burak. Söylemiştim sizlere de. Öyle yani arkadaşlar. İyi çok şükür. Aha. Evet, biz kızımla muayene olduk. Çok şükür ciğerlerimiz iyiymiş. Ateşin devam etmesi hani biraz şey oldu. Hani antibiyotik kullandığı için ateşin normalde geçmesini bekleriz dedi doktor. Eğer devam ederse tekrar gelirsiniz dedi. Yoksa gelmenize gerek yok dedi. Bir de nefes darlığı vesaire olursa dedi. Öyle, aha aha bakın bakın baskına bakın. Sen ne yapıyorsun burada? Oğlumu çekiyorum baksana. Daha yeni uyandım. Günaydın. Pörtlek gözlüm. Uyanınca bir pörtlek oluyor. Yandım. Kızım da mama içiyor annesi. Kesinlikle. Evet. Ne haber? İyidir. Nasıl ben gidiyor? İnşaattan çıktık siz gittiniz. Yakaladık seni. Evet. İyi çok şükür iyiyiz. Çok şükür ya. Şimdi hadi bakalım. Ulus'a bir gideceğiz gibi duruyor ama bakalım. Aynen. Kameralar vardı. Evet. Bir bakalım belki bugün alamayabiliriz ama pazar olduğu için bakacağız. Açık ya açıklar ama depoları kapalı oluyormuş pazar günleri. Bakacağız duruma göre. Kaç tane kamera almışsın? 9 kamera hatunum. Bir de şu anki var 10. 10 tane. Yeter be ya. Bir de alarm sistemi alıyoruz. Aynen. Bütün pencerelere, çelik kapıya şey manyetik. Evet. Bir de birkaç tane pır alacağız bahçeye. Hani bahçenin içinde hareket olursa sonradan girip kameralara bakmak için. Babamız geliyor bak şimdi. Geldi. Bak.
Tripodu arabada bıraktım hayatım. Niye? Tripodu arabada bıraktım. Ha. Aa, onu yapmadık. Güya çekim yapacaktık. Hadi anneyle beraber açalım kapıyı, tamam mı? Bana bak bakayım bir. Bana bak, bana. Anneye bak bir. Yerim ben seni. Dur, önce bekliyoruz. Heh. Koştur, koştur. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. Biraz dinlendik. Burak mantı yaptı. Şimdi birazdan çocuklar mantı yiyecek. Sonra biz de yiyeceğiz inşallah. Hadi bakalım, afiyet olsun size. Çocuklar uyudu. Biz de vallahi şöyle kendimize waffle söyledik. Burak böyle çikolatalı, mikolatalı. Evet, bugün cheat günüm. Aynen öyle. Ben yani tatlı çok fazla yiyemiyorum. O yüzden böyle sade pudra şekerli söyledim. Belki yanına lotus ve birazcık çilek yerim ama emin olamadım. Böyle çikolatalı falan asla söylemem. Midem kaldırmaz. Hamilelikte böyle cins cins hareketler, üstekler, yememeler, değişik şeyler. Evet, bu videoyu artık burada kapatalım mı? Sen kapat. Umarız videomuzu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşça kalın.